Arkadaşlar, herkes hazırsa toplantıya başlayalım. Ödül töreni haberi hala gelmedi mi? Acil bir durum çıktı da. Acil mi? Şu yabancı uyruklu hayat kadınları. O dosyayı kapatalı çok oldu. Dosya kapanınca olay kapanıyor mu Şebnem Hanım? Hangi haberin öncelikli olduğuna kim karar veriyor Ezgi? Sen mi? Bu gece Nina ile buluşacağız. Nina mı? Evet Nina. Bu gece kaçmaya çalışacak. Tabii pasaportunu kurtarabilirse. Başarabilirse ilk ağızdan bir röportaj. Şebeke ile ilgili kimsenin bilmedikleri. Tamam ama bu gece son. Bu gecede bir şey çıkmazsa bırakıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Biz çıkabilir miyiz? Evet çıkabilirsiniz. Dosya ile ilgili yeni gelişmeler nedir ona bakalım. Geç kaldı. Sence başaracak mı? Umarım başarır. Haber peşindeyiz. Nina can derdinde. Sana garip gelmiyor mu? Haklısın. Hayat adil değil. Nina! 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 Allah kahretsin! Bas gaza bas. Nina! 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 Alo. Bir sorunumuz var. Ne sorunu? Nina kaçtı. Ne? Ne? Ne demek lan kaçtı? Hem sen ne alt ediyorsun lan Nina'nın yanında? Oldu işte bir kere. Bir şeyler yap. Bulamazsak başımız derde girer. Allah belanı versin. Tamam. Fikret... Tamam dedim, uzatma. Hallederim ben. Gerizekalı. Hadi Nina, hadi Nina, acele et. Çabuk ol, geç kalacaksın. Az kaldı. Bunları alacak mısın? Gözüm görmesin. Nina çabuk ol biraz. Seni ilk arayacakları yer otel. Bunlar kızımın. Küçük Maria bunları çok sever. Nina bunlar için kaç adamla atı biliyor musun sen? Sizleri buraya kim getiriyor Nina? Tehditle kim çalıştırıyor? Tamam biri Adem. Peki diğerleri? Adem küçük adam. Daha büyük adamlar var. Adem'i koruyorlar. İstersen birlikte polise gideriz. Hem bildiklerini anlatırsın. Polis mi? Güldürme. Neden? Adem'i koruyan. Kim Nina? Adem'i koruyan kim? Bir polis. Anlat bildiklerini Nina. Nasılsa gidiyorsun. Sana dokunamazlar. Söylersen arkadaşların da kurtulur. Başka kızlar senin gibi acı çekmezler. Onlardan kurtulma yok. Ben gidiyorum ama sen kalıyor. Ben korkuyorum senin için. Anladın? Eve dönünce beni ara olur mu? Tamam ararım. Sen de ara beni. İşte numaram bu. Mutlaka ara olur mu? Ararım. Nasıl gideceksin? Bu saatteki eve uçak var mıdır? Sabaha kadar beklerim alanda. Varsa Kiev, yoksa Rusya. Sonra Kiev. Ya hele bir İstanbul'dan çıksın da. Da. Kendine dikkat et. Sen de hoşça kal. Güle güle. Bol şans. Bana dua edin. Tamam. Nina'nın bahsettiği şu polis. Evet, benim de aklım onda. Otelden çıktı ve arkasına bile bakmadan gitti. Niye baksın ki? Doğru, unutmak istediği her şey bu şehirde. Başka bir haber kaynağı bulmamız lazım. Buluruz, merak etme. İstanbul Nina'dan geçilmiyor, baksana.
O değil de gazeteye nasıl döneceğiz? Şef suratını asacak. Başlarım onun suratından. Yürü gidelim. Manyak mısın sen? Ne yapıyorsun? Karışma sen, çekil. Çık dışarı. Bırak. Hiç beğenemezsin. Bırak lan, bırak. Dağ başım burası. Sana karışma dedim. Suçlu olan o kadar. Ona yardım mı edeceksin? Kaybol tamam kralım kiriklerini. Tamam. Bırak. Nereye kaçabilirsin ha? Bırak. Hiç mi kafan çalışmıyor lan? Allah bilen hızı versin. Hayvan herif yer. Hayır demedin. Hayır demedin. Ya ne günlere kaldık ya. Dağ başı mı kardeşim burası? Merkez 45-40. 45-40 dinlemedi. Yeni kapı yolundaki benzinliğin tuvaletinde bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gidiyoruz. Tamam. Aşırı dozda eroin. Altın vuruş gibi. Üzerinden kimlik çıkmadı. Sabah erken saatte bulunmuş. Hayat kadını olabilir. Hemen de tanırsın ha. Giremezsiniz. Gazeteciyiz. İçeride çalışma yapılıyor girmemiz arkadaşım. Girmemiz lazım. Giremezsiniz. İçeride çalışma yapılıyor. Nina bu. Uçkuruna sahip olsaydın bütün bunlar olmazdı. Tamam işte. Bir daha olmaz dedim ya. Söylenip durma. Daha bitmedi bu iş. Hemen gevşeme. Şu dün geceki araba. Söylemeyi unuttum. Arabanın plakası burada. Unutmadığın bir halt var mı? Komiser Fikret, bir plakayı araştırmanızı istiyorum. Kimin adına kayıtlıymış hemen söyleyebilir misin? Nina'yı nereden tanıyorsunuz? Bir haber peşindeydik. Daha doğrusu yazı dizisi. Yurt dışından iş vaadiyle Türkiye'ye getirilip sonradan fuhuşa sürüklenen yabancı uyruklu kadınlar. Sonra? Onunla yakınlaştık. Sıkıntılarını anlattı bize. Nina'nın o benzinlikte ne işi vardı? Ben de onu anlamıyorum. Nina dün gece kaçacaktı. Pasaport Adem'in kasasındaydı. Adem kim? Nina'yı ve onun gibi bir sürü kızı çalıştıran bir adam. Nina pasaportuyla birlikte Adem'in evinden kaçtı. Sonra otele gelip eşyasını topladı. Havaalanına gidiyordu. Havaalanına gidiyorsa yanında pasaportu olmadı. Ayrıca çanta, bavul bir şeyler. Kızına aldığı hediyeler vardı içinde. Hiçbiri yok ortada. Sen de ara beni. İşte numaram bu. Nina solaktı. Yani sol elini kullanan biri sol koluna nasıl uyuşturucu şırınga edebilir? Edemez. Fotoğraflar ters basılmış olamaz mı? Hayır. Bana yazdığı telefon numarasını da sol eliyle yazmıştı. Madem kelle koltukta yaşıyordu, bu kız niye polise gitmedi? Onu ben de sordum. Cevap? Adem'in korunduğunu söyledi. Ne demek bu? Açık konuş. Ne demek istedin? Adem gibi adamları en iyi koruyabilecek olan nasıl biridir arkadaşlar? Mafya ile bir bağlantısı olabilir mi? Bir polis olabilir mi? Nina'nın dediği bu muydu? Evet. Açık ve seçik olarak bu. Allah kahretsin. Korktuğum buydu. Keşke olmasaydı. Bakın ben sadece size Nina'nın söylediklerini... Büyük ihtimalle doğru söylüyordu. İlk defa olmuyor. Hüsnü, Mesut, şu Adem'i alın bakalım. Baş. Zeynep, Murat, yabancılar şubesinden Nina'yı soruşturun. Oralarda bir kaydı var mı? Kimle irtibat kurmuş? Ne zaman ve nasıl gelmiş? Öğrenin bunu. Emredersiniz. Bakar mısınız? Bilekliğinizi çok beğendim de. Nereden aldınız? Ben hediye ettim. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Sağ olun. Uzun zamandır yoktunuz komiserim. Özlettiniz kendinizi. Çalışıyoruz. Çok fazla. Fikret komiser burada mı? Fikret komiserim yok. Dışarı kadar çıkmıştı. Yapma ya. Ha geldi işte. Vay, Murat komiserim. Hayırdır, siz uğramazsınız bizim dükkana. İşimiz düştü. Belli. Tanışıyor musunuz? Hayır. Merhaba, Fikret. Zeynep.
Zeynep bizim ekipten. Memnun oldum. Ben de.